Kısıtlayıcılarda check constraint'i, default constraint'i ve primary constraint'i şimdi farklı bir tablo üzerinde incelemeye başlayalım. SQL'e geri dönelim. Create table diyelim ve product adında bir ürün tablosu oluşturmak isteyelim. Şöyle biraz yukarı alalım. Ekran daha net gözüksün. Bizim bir adet product ID alanına ihtiyacımız olacak. Bu ID alanını integer olarak vermek istiyoruz. Buradaki amacımız ne? Her ürünün benzersiz bir ID numarası olmasını planlıyoruz. Ama bu tarafta primary key adında bir constraint'imiz var. Hem tabloya birincil anahtar görevi görüyor, hem de datanın not null ve unique olmasını sağlıyor arkadaşlar. Primary key'ler tablonun birincil anahtar dediğimiz ilişkisel veri tabanında da özellikle kullanacağımız belirleyicisidir. Bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Elimizde bir ürün datası var ve bu ürün datası 50-60 kolona dağılmış bir vaziyette. Ama 50-60 kolonun içerisindeki bazı kolonlar ürün içerisinde birden fazla olabilir. Ne gibi? Ürünün fiyatı gibi. Fiyat tarih kıstasına göre değişkenlik gösterebilir. Mesela bu ay bu ürünün fiyatı 10 lira ama önümüzdeki ay bu ürünün fiyatı 15 lira ise ve biz bunun bir geçmişini tutmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Product bir tablomuz olacak. Product price bir tablomuz olacak. Şöyle yapalım. Create table product price. Şimdi benim product price diye bir tablom var. Product diye bir tablom var. Product price'in içerisinde de product price ID adında bir integer değerim var. Şimdi bu integer değerime de ben primary key işlemini uyguluyorum. İki tarafta da benim datam benzersiz ve aynı zamanda not null olarak işaretlendi. Peki A product'ının product price'ını görebilmem için ne yapmam gerekiyor? Benim product ID alanını buraya eklemem ve onu da ilişkisel veri tabanı olarak foreign key ile bağlamam gerekiyor. İşte primary key ve foreign key arasında ilişkisel veri tabanı tasarımlarını ayağa kaldırabiliyoruz. Biz şu an primary key'i inceleyeceğiz. Primary key girmiş olduğu kolonun yanında onu benzersiz ve unique yapar. Tablo üzerinde de biz bunu şu şekilde görürüz. Yanında birazdan anahtar şeklinde göreceğiz. O alanlar bizim primary key alanlarımızdır. İlişkisel veri tabanı tasarımlarında zaten sıklıkla kullanıyoruz. Workshop'ın 2. 3. serilerinde ilişkisel veri tabanına detaylı girmek istiyorum. Şu an yüzeysel olarak primary key nedir onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Product'ımızı yazdık. Product number adında bir kolonumuz olsun. Bu kolon en varşar 20 olsun ve not null olarak işaretlenmiş olsun. Biz ne diyoruz? Eğer product number'ı boş geçersen bu constraint'e takıl demek istiyoruz burada. Boş geçemeyecek. Product name. Product name alanında ise gene 20 diyelim. Ama şurada bir check constraint uygulayacağım. Check constraint şunu yapacak. Len adında benim bir fonksiyonum var. İçerisinde bulunan string değerin karakter uzunluğunu veriyor. Ben ona şunu söylüyorum. Product name'in uzunluğu 5'ten büyük olmalı. Yani her bir ürünün adı 5'ten büyük olmalı. Bu neyi engeller? Kullanıcının şu şekilde ya da şu şekilde test kayıt girmesini engeller. 5 hadi biraz gerçek dışı ama 2 desek daha mantıklı olur. Burada ne yaptık biz? Anlamsız data girişini, bize göre anlamsız gelecek data girişini engellemiş olduk. Product ya da şöyle diyelim, product name demeyelim. Create date diyelim. Create date'imize de date time verelim. Ama herhangi bir değer girilmezse, create date null olarak bize gelirse, ilgili kolonda null yazmasın da default olarak biz bir değerin yazmasını isteyelim. Mesela default olarak orada geldiği tarih saat yazsın. Bunu istiyoruz. Şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar.
default dedikten sonra getDate fonksiyonunu çağırabiliriz. Tablomuzu ayağa kaldıralım. Şimdi bir insert işlemiyle bunu inceleyelim. Insert product dedik. Kolonlarımızdan product ID'yi, product number'ı, product name'i dolduracağım. CreateDate'i doldurmayacağım. Values dedim. ID'im 1. Product number'ım A. Şöyle 1001 diyelim. Evet. Product number'ımız bu. Product name'imiz ne olsun? Klavye olsun. Virgül demiyoruz. CreateDate'i almayacaktır çünkü. Şimdi benim bu girişim başarılı olacak ve CreateDate kısmında DateTime default constraint'ten getDate ile içerisine şu anki zamanı alacak arkadaşlar. Hemen dönüp bakalım. Buradan selectedis from product diyelim. Bakın karşımızda CreateDate dolu bir row var. CreateDate biz göndermedik ama ne oldu? Default constraint ile yani default kısıtlayıcı ile getDate 1 çalıştı. Baktı datanın alt. O zaman dedi ki ben buradaki değeri buraya yazabilirim. Tekrar alalım insert'ümüzü. Bu sefer ismini A olarak girmek isteyelim. Product number'ına 2 diyelim. Yani 1002 diyelim. Product ID'sine 2 diyelim. Normalde kabul etmesi gereken bir değer. Fakat product name'e takılacak. Bakın product name'e takıldı. Burada product name'e takıldığı için hata vermekte. 2 üzeri olduğunda datayı kabul edecektir. Check constraint'i de bu şekilde incelemiş olduk. Peki tablomuza dönelim. Şöyle refresh edelim. Tables'ın altında product tablosuna bakalım. Kolonların içerisinde product ID'nin primary key bir alan olduğunu görebiliyorum. Integer veri tipi not null olarak da işaretlenmiş. Peki not null diyor, unique demiyor. Test edelim. Bakın tekrardan giriş yapmak istediğimde primary key constraint hatası aldık. Duplicate key diyor. Yani unique olmak zorunda. Aynı değer içeride unique olsaydı bizim unique constraint'imiz farklı bir kolonumuzda olmadığı için aynı değerleri farklı bir product ID ile de ben ne yapabilecektim? İçeriye yazabilecektim. Ufak şundan da bahsedelim. İlişkisel veri tabanına şimdi yani bu workshop'ta girmeyi düşünmüyorum ama gene de ufak göstereyim çünkü constraint'in yeri ve zamanı geldi. Foreign key constraint hakkında bilgimiz olması açısından bunu göstereyim size. Productlarımız var. Productların da price'ları olacak. Product price ID adında bu tabloya özel bir ID değerim var. Peki bu hangi ürünün price'ı olduğunu nasıl anlayacağım? Product ID kısmından anlayabilirim. Bunu integer olarak işaretledim. Şuraya da price diyelim. Onu da decimal 18'e 3 diyelim. Yani 3 tane alacak şekilde işaretledik. Şimdi burada foreign key constraint oluşturacağız. Foreign key diyorum. Bir foreign key tanımı yapıyoruz. Benim buradaki foreign key'im nedir? Product ID. Product ID'mi yazdım. Referansı, yani hangi tablonun referansıyla bağlayacağım. Birazdan daha detaylı açıklayacağım size. Product'ın içerisindeki product ID'ye bağlamak istediğimi burada söylüyorum. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Şöyle create table'a kadar kısmı alalım. Tablomuzu refresh edelim. Bakın product price'ım burada geldi. Product price ID'm primary key. Product ID'm ise foreign key. Yani buradaki product ID'ye bağlı. Inner join işlemlerinde birleştirilmiş tablo sorgulamalarında daha net anlayıp kullanacağımız hale yavaş yavaş database'imiz geliyor. Foreign key kısmını açıklayalım. Product price tablosu product tablosuna ilişkisel olarak şu an bağlanmış durumda. Product ID içerisindeki yani product price'in içerisindeki product ID'ye referans ettik. Nereye? Product tablosundaki product ID'ye referans etmiş olduk. İlişkisel veri tabanında şu ikiliyi daha net görüyor olacağız arkadaşlar. Evet, kısıtlayıcılarda neredeyiz? Şöyle bir bakalım.
not null, unique, primary key, check, default ve foreign key'leri incelemiş olduk. Şimdi store prosedüre geçeceğiz. Store prosedür nedir? Neden kullanılır? Faydaları nelerdir? Store prosedür işlemleri ve workshop'ımızın son bölümünde de bir database oluşturup içerisine ekleyeceğimiz bir tablo üzerinde öğrenmiş olduğumuz store prosedürleri de kullanmaya başlayacağız. Bittiğinde workshop'ı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani SQL'i bitirmedik. Çok ufak bir workshop hazırladık. Workshop'ta da bu konuları işledik. İkincisi, üçüncüsü tabii ki olacak. Şimdi şöyle yapalım. Store prosedür nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım. Store prosedürler SQL içerisinde oluşturmuş olduğunuz küçük yapılardır. Parametre alırlar, değer gönderirler. Almış oldukları parametreleri de kendi gövdelerinde bir işleme tabi tutarlar. Ne gibi işlemler? Bir tabloya kayıt ekleme işlemi. Bir tablodan kayıt güncelleme, silme ya da veri çekme işlemi. Geriye data döndürürler. Döndürdükleri data default olarak kendi içlerinde gelen yapılarında bir integer'dır. Etkilenen kayıt sayısını gönderirler. Mesela biz bir insert yaptığımızda orada işte bir kayıt etkilendi şeklinde bir mesaj alırız. O bir değeri bize gönderirler. Update'de kaç kayıt update edildiyse, delete'de yine aynı şekilde ver krediteri kaç kaydı delete ettiyse bunların adetlerini bize gönderirler. Select işlemlerinde ise result seti, yani görmüş olduğumuz o çıktıyı bize iletebilme yeteneklerine sahipler. Biz store prosedürleri .NET ortamında ilgili kodlarımızın içerisine prosedür olarak yazıyoruz. Parametreleri prosedüre gönderiyoruz ve bunu SQL'de çalıştırıyoruz. Bize ne kazandırıyor? Bir, SQL'in saf koduyla C# saf kodunu birbirine karıştırmıyoruz. Orada select cümlelerini görmüyoruz. Prosedürel olarak bölmüş olduğumuz için herkes kendi işini hızlı yapabildiği yerde yapıyor. Prosedür içerisinde yapmış olduğumuz tüm işlemlerimiz merkezi olarak değiştirilebiliyor. Hiçbir C# koduna dokunmadan prosedürler üzerinde de bazen uygulamanın süreçlerini yönetebiliyoruz. Dolayısıyla prosedürler .NET ile SQL'in ortak kullanıldığı projelerde eğer Entity Framework arada yoksa ya da bir şekilde Entity Framework yaklaşımlarıyla değil de Edu.NET 2.0 yaklaşımlarıyla işi çözmek zorunda kaldıysak bizim tutunduğumuz SQL tarafında önemli noktalardır. Birazdan bir prosedür nasıl oluşturmalıyız? Oluştururken nereye dikkat etmeliyiz? Prosedür parametreleri gibi işlemlere giriyor olacağız arkadaşlar. Daha sonra da dediğim gibi bir database. Üzerindeki zaten database'imiz vardı. Database'imizdeki tabloları kaldıracağız. Bir tablo oluşturacağız. Biraz daha kurallarına uygun. Daha sonra onun üzerinde oluşturmuş olduğumuz, hatta öğrenmiş olduğumuz prosedürleri kullanarak eğitimi noktalıyoruz. Hemen SQL'e geçelim. Bizim buradaki kayıt numaramız en son 10'du diye hatırlıyorum. Evet, 11 ile devam edelim. 11 store prosedür. Çok zevkli konudur. Gerçekten de işe yarar arkadaşlar. Yani kullanıyoruz. O anlamda işe yarar. Bazı bilgiler anlatılır ama bak yenisi bu denip yeniye yönlendirme yapılır. Eğitim tarafında böyledir. Eski konuyu anlatmadan yeni konu oturmayacağı için yeni konuyu söylemeden önce eski konuyu vermek zorunda kalırız. Sonra deriz ki bunu kullanmıyorduk aslında. Ben sizi bunu öğretmek için bunu öğrettim. Bunu şimdilik unutun ama bu bunun yatırımıydı deriz. Bu öyle bir şeydir. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir prosedür oluşturmak için şu komutları yazarız.